fotoğraflara bakın. Kin ve nefret bir toplumun başına gelebilecek en büyük felakettir. Biz faşistlerle savaşıyoruz beyler. Papazlarla, hahamlarla, sıradan insanlarla değil. Sırplar ya da Hırvatlara düşman değiliz. Bizim düşmanımız faşist çetnikler ve ustaşalardır. Bunu ayırt edemez. Nefretin kör öfkesiyle hareket edersek mahvoluruz. Baylar, biz bu savaşı ölürsek değil, düşmanlarımıza benzersek kaybetmiş oluruz. Şayet bu fotoğraflar bizi düşmanlarımıza benzeterek yok etmek isteyen emperyalistlerin bir provokasyonu değilse, en büyük utancımız olacaktır. Ve Hazreti Ali'nin dediği gibi, bir insan bu utançla ölürse belki affedilebilir. Bizi güzel kılan farklı renklerimizin ahengidir. Bundan taviz veremeyiz. Bu nedenle papazı öldürenlerin derhal yakalanıp cezalandırılmalarını emrediyorum. Başkanım, Mostar, Mostar yıkıldı. Danas ovo ne služi na čast srpskog narodu. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. Since May, Bosnian Croats, aided and abetted by the Croatian government, Hırvatlar bizim yapamadığımızı yapıyor Radovan. Saraybosna'da bütün köprüleri yıksan bir tane Mostar etmez. Şimdi biz bu fırsatı da kaçırdık. Hepsi senin yüzünden Radovan. Tamam Ratko. Kendine gel. Kiminle konuştuğunu bil. Radovan. Bırak konuşsun. Aliye Cenevre'de bizi kendi hayalimizle vurup İgman Dağı'ndan aşağı yuvarladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Saraybosna avuçlarımızın içindeydi halbuki. Son nefesini vermek üzereydi. Ama o seni alt etti. Ve biz şimdi Mostar'ın gırtlağını kesen Hırvatların zaferiyle teselli olmak zorundayız. T
tebrik ederim. Sayın Başkan. Tamam. Yeter! Geç artık! Baylar, baylar! Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun, ha? Haberi duydun mu Sulabo? Böyle bir generalle çalışamam ben! Sen kim olduğunu zannediyorsun? Senin karşında radyodan gelen cilt var! Ben de bu ülkenin generaliyim! Baylar, baylar! Her yere mayın döşüyorlar. Birine basarsan hepsi patlar. Ver şunu bana. Bayrağı patlamasın. Korkma. İstanbullu. Tünel bu ya. Mücahire çıkar inşallah. Biz ölmeden mezara girdik İstanbul'a. Nereye geldik biz böyle ya? Işık yok mu acaba burada? Baksana lamba var. Baksana burada şalter var. Kaldıralım mı? Başımıza çökmesin burası ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anamını. Nereye geldik biz böyle ya? Ucu görünmüyor. Nedir bu ya? Depo. Jeneratör. Havalandırma da var bak. Bayro, burası sığınak falan olmasın ya? Hakikaten sığınak.
Vay anam, vay 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 vay. Ulan cephanelik bulduk. Madem bulduk, madem ne cephaneliği ya bunu? Taş çatlasın iki kilo. Oh, mis gibi vallahi. Allah. At, at, at. Tito. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ olasın ana. Afiyet olsun. Bir su ver hele. Hem bu koyunlar ne böyle? Elhamdülillah. Şıda ana, bu saatten sonra müezzinliği bırakıp celeplik yapacak değilim. Gazi Hüsrev Begova'nın vasiyeti. Bunlar kurbanlık. Camide kesip fukaraya dağıtacağım. Fukara kalmayan mı var? Camileri de mahvettiler. Kubbeleri, minarelere bomba yağdırıyorlar. Yağdırsınlar. Allah büyük. Bugün Gazi Hüsrev için bu tünelden kurbanlık taşıyorsak, yarın Allah için dağlardan taş çıkartıp o camileri yeniden yapmasını da biliriz evvelallah. Neyse. Onlar yıkmasını biliyorlar. Biz yapmasını biliriz. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Korkuyorum Halide. Güzel incimiz Mostar'da yıkıldı. Ve ben yaşadığımız acının öfkeye, öfkenin intikama dönüşmesinden korkuyorum. Bugün bir başka haber daha aldım. Ve ruhum sarsıldı. Mostar öfkesi intikama dönüşmüş görünüyor. Bizi neye dönüştürmeye çalıştıklarının farkında mısın Halide'm? Biz bu değiliz. İstesek de olamayız. İslam buna izin vermez. O rahipler Fatih Sultan Mehmet'in ahitnamesiyle bize emanetti. Ve biz o cinayet ile 600 yıl geriye gittik. Türkler dünyanın en naif insanları değildir. Sırbistan'da 400 yıl hüküm sürmelerine rağmen bugüne kadar hiçbir papaza, kiliseye, manastıra dokunmadılar. Çünkü inandığımız kitap bunu yasaklar. Allah bizi acıyla imtihan ediyor arkadaşlar. Boğazlandık. Çocuklarımız, kadınlarımız öldürüldü. Camilerimiz yıkıldı. Ama biz hiçbir kadını, hiçbir çocuğu öldürmeyeceğiz. Hiçbir kiliseyi yıkmayacağız. Bu kirli savaşta temiz kalmayı başaracağız. İnsanı ve İslam'ı kirletmeyeceğiz. İşte gerçek zafer budur. Yovan. Emredin başkan. Hazırladığım raporu okudum. Teşekkür ederim. İnşallah seninle beraber tüm komutanların gayretiyle düzenli orduya karşı birlik sorunu aşacağız. Sağ ol, var ol. İzzet. Cepheden çok güzel haberlerini alıyorum. Bir edici eşyalarını bırakıp kaçmaya zorlaman unutulmazdı.
Allah'ın izniyle ülkeyi de terk edecek başkanım. O eşyalara iyi bakın. Belki savaştan sonra bu cimde sergileriz. Bana bir sözüm vardı. Hamdolsun yerine getirdik başkanım. Abdülhamit Han'ın duası düzenli olarak okunuyor. Allah razı olsun. Özel bir isteğim var mı? Şehadet dışında bir şey istemem başkanım. İzzet Meniç'i alnından öptüğümde ürperdiğimi hatırlıyorum. Şu an zayıfız ama güçleniyoruz. Askerlerimiz Hırvat birliklerini geriletiyor. İşgal edilen yerler kurtarılıyor. Şayet öfkeyle intikam duygusuna kapılmazsak düşmanlarımıza benzemez, hakka tam riayet edersek gücümüz daha da artacak ve zafer bizim olacak. İnşallah. Umarım sağlığın daha iyidir. Senin, kızlarımın ve torunlarımın döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bugüne dek daima bizi desteklemiş olan Türkiye'de güvende olduğumuzu bilmek beni ayrıca rahatlatıyor. Benim için İstanbul'u öp gözlerinle. Gençler, Emir Nuhanov için Mozart konserine gitmiyor musunuz? Haberler kötü baba. Abdic'in ihaneti bizi çok zor duruma soktu. Siyasi ölüleri seyretmektense ölüme sanatla direnen dirileri seyretmek ve dinlemek çok daha faydalıdır. Gidin o konsere ve tüm dünyaya asla yok olmayacağımızı gösterin. Başkanımız haklı Bakir. Gidelim mi? Güzel. Sen benimle gel. Eyüp Naniş'le birlikte Tücman'a mektup yazacağız. Nohan Hoca sevgilerimi iletin. Bir gün bu savaşa dair birçok şey unutulur gider. Ama onun bu konserle verdiği hizmet asla unutulmayacaktır. Başkanım Nuhanoviç'i cephede savaşmayı yasakladığı doğru mu? Doğru. Bir müzisyenin elinde silahın ne işi var? Senin sanatın silahtan daha etkili dedi. İşte bu konser onun ürünü. Hadi gidelim. Birleşmiş Milletler'in silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararına uymayan Sırpların yeni saldırıları ve Hırvatların tarihi Mostar Köprüsü'nün top atışıyla yıkması Türkiye'de de tepkiye yol açtı. Binlerce insan Bosna Hersek'teki soykırımı protesto için meydanlarda toplandı. Gel Eyüp, gel. Tucuman'ın mektubu hazır. Otur. Yeni bir gelişme var mı? Az önce Birleşmiş Milletler'in Bosna temsilcisi bir demeç verdi gazetecilere. Öyle mi? Ne diyor? Sırpları durdurmak için herhangi bir hava saldırısına ihtiyaç yokmuş. Taleplerimizi yeterince karşıladılar kanaatindeyim diyor. Sayın temsilcinin şu dağlardan gelen mermileri, roketleri görmesi için daha ne yapmamız gerekiyor? Bunlar ölümlerden bile anlamıyor. Ölümler bile bunlara yetmiyor.
Aliye. Aliye. Ben artık dönmek istiyorum. Orada kadınlar ve çocuklar öldürürken burada nasıl kalabilirim ki? Onları haberlerde gördükçe kahroluyorum. Aliye. Ben su bile içemez oldum. Burada toplama kampının görüntülerini yayınlıyorlar. Nasıl bu kadar acımasız olabilirler? Ve dünya nasıl bu kadar kör olur Aliye? Ve genç kızlarımız başlarına gelecekler yüzünden yaprak gibi tir tir titrerken ben nasıl olur da burada kalabilirim? Aliye, ben dönmek istiyorum. Hem de hemen. Hersek Bosna'sını özlemiş. Dönmek istiyor. Aliye, batılı dostlarımızı bize düşman etmek için kendi topraklarına saldıracak bir kirli oyun içinde. Keskin nişancılardan bahsediyor. Saraybosna'ya bombalar yağdığını söylüyor. Ne Birleşmiş Milletler, ne de NATO temsilcileri bu mermilerin ve bombaların hangi taraftan atıldığını belirleyebilmiş değil. Neden acaba ha? Neden? Eriyip bitmemizi, tükenip gitmemizi bekliyor olmasınlar? Aldo bağırma. Karaciç karşında değil. Karşısına olmadığı için bağırıyor. Kendisi burada olsa Karaciç'in Aldo ne yapacağını çok iyi bilirdi. Necat kapat şunu, şimdi ben başlayacağım bağırmaya. Aman aman sen sus da ben kapatırım hemen. Ama bu mercimek değil, kahve. Bu gerçekten kahve. Kendim için ayırmıştım, size yaptım. Ülkeye benden daha fazla faydanız var. Sen var ya sen. Bir sözünde bütün ordularımızı affedersin sen. Abdo, ben ölmedim daha. Thank you.
Batılı dostlarımız ve Tanrı bizimle beraberdir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Peki general. Kendisi de şu anda geldi zaten. Şimdi iletirim. Güle güle. General Ratko Miladiç Srebrenica konusunda rapor verdi. Ne diyor peki? General Miladiç Srebrenica'da barış gücünün 30 Hollandalı askerini baskın yapıp esir almış. Şimdi Hollandalı komutan Kerimans'la pazarlıkta. Srebrenica'yı silahsız teslim alacağını söylüyor. İşte bu! İşte bu! Ratko'nun iki sözü vardı. Birini tuttu. Ama diğeri hala gerçekleşmedi. Srebrenica'dan sonra Saraybosna'yı istiyorum. Burada fantezi yapmayın albay. Şimdi açıkça söyleyin. Askerlerinize benim askerlerime saldırma emrini siz mi verdiniz? Yoksa NATO mu? Ya da Hollanda? Saldırmadık general. Kendimizi savunduk. İlk saldırı sizden geldi. Amacınız ne? NATO'nun Sırbistan'ı bombalama planına göre mi ateş açtınız? Böyle bir plandan benim haberim yok. Sizin taraftan ateş açıldı. Ben de savunma emri verdim. Çocuklarınız var mı? Evet, iki çocuğum var. Onları görebiliyor musunuz? Ya fırsat buldukça. Bu aralar pek fırsat olmuyor. Onları tekrar görmek ister misiniz? Elbette görmek isterim. O zaman söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Bu adam tam bir çılgın. 30 Hollanda askerine karşılık koca bir şehri ve binlerce insanı kendisine teslim etmemizi istiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle aptalca bir takasa kim evet diyebilir ki? Kendi askerimi feda edeyim, ha? Yok, böyle bir şeyi asla yapmayacağım. Böyle saçma şey olmaz! Yüzlerce kadın ve çocuğu korumasız olarak Tuzla yolunda bırakmak da ne demek? Bu resmen katliama davetiye çıkarmak demektir. Srebrenica Birleşmiş Milletler'in koruması altında. Barış gücü oradaki her insanı korumakla yükümlü. O kadın ve çocuklar Birleşmiş Milletler'in koruması altında oraya gidecekler. Sağ salim olarak. Bunu hatırlatmadınız mı barış gücü komutanına? Tabii ki hatırlattık. Fakat Miladiç 30 Hollandalı askeri esir alınca verdikleri bütün sözleri unuttular. Kibarca biz kendi derdimize düştük. Başınızın çaresine bakın diyorlar. Bu kadar büyük mülteci grubunu o bölgede ancak Nasir Oriç'in birliği koruyabilir. Bu görevi ona vermeyi düşünüyorum. Yapabileceğimiz tek şey bu. Evet. Efendim, Başkan Clinton hatta. Ne yapın edin? O insanları mutlaka koruyun. Buyurun Sayın Başkan. Bu hediye güzel eşiniz için. Ona ve çocuklarınıza sevgilerimi iletin albay. Teşekkür ederim general. Müzakere ettiğimiz konularda size güveniyorum. O yüzden hatırlatma gereği duymuyorum.
Kimsenin burnu kanamayacak. Srebrenica huzur şehri olacak. Temizliğe başlayın. Rusya varken Clinton hiçbir şey yapamaz. Radovan Saraybosna'daki pazar yerinde patlamayı nasıl Aliya'nın üstüne yıktıysa, ki bence gayet başarılı bir manevraydı. Tekrar tebrikler Radovan. Srebrenica'da da aynı şeyi yapabilir. İnanan mutlaka çıkacaktır. Boşnaklar arasında bile sorumluluktan kaçmak isteyen insanın doğal savunma mekanizması, onu nasıl söyleyeyim, en aptalca şeylerde bile inanmaya iter. İnsan doğrudan çok yalana eğilimlidir. Aptallar olmasa dünya çok sıkıcı bir yer olurdu. Kesinlikle katılıyorum hanımefendi. Aptalların faydasına ben de inanırım. Ama karşımızda Aliya İzzet Begoviç gibi Bill Clinton'ı bile etkisi altına almış bir lider var. Ne oluyor Slobodan? Yoksa o Müslüman tilki seni de mi etkiledi? İkman'da Radovan'a inandırdığı şeyi düşününce, evet, beni de etkiledi. Ayrıca Srebrenica'da netameli bir mesele. Kişisel olarak benim gizli bir yaram da diyebilirsiniz. Malum, Nasser Oric. En güvendiğim korumamken bana ihanet edip Srebrenica'yı kurtarmaya koştum. Hatırlarsanız o adam konusunda da sizi uyarmıştım Sayın Başkanım. Şimdi de ben seni uyarıyorum Radovan. Eğer General Mladic Srebrenica'da akıllıca davranmazsa, Nasser Oric'in ilk anda oradan uzaklaştırılması işimize yarayabilir. Ama daha sonrasında bizim için tarihi politik bir felakete dönüşür. Bıktım senin şu vehimlerinden Slobo. Niye bizim için bir felakete dönüşsün ki? Oradaki halkın tamamı silahsız. Birleşmiş Milletler'e güvenip mantar tabancalarını bile teslim ettiler. Eğer General Mladic halkı cezalandırmada haddi aşarsa, o zaman Birleşmiş Milletler barış gücü de suçlanır. Peki, böylesi bir durumda suçu kime yıkarlar? Aliya'ya mı? Yoksa bize mi? Ben Radovan'ın son açıklamasına katılıyorum. Batı bizden yana. Bizi asla suçlamayacaklardır. Bu kadar güvenme Meryem'le. Aliya İzzet Begoviç bir kere güvendi, hala bedelini ödüyor. Boş verin Batı'yı, Aliya'yı. General Mladic bizim Hollandalı'yı ikna etmiş. Camerons Srebrenica'yı teslim ediyor. Dün Birleşmiş Milletler binasına geldiğimde savaşın başından beri kuşatılmış Drina Nehri üzerindeki bir kasabadan, Srebrenica'dan bir mektup aldım. Bu mektubun bir rapor olması gerekirdi. Ama o daha çok canlı bir cehennemde yükselen çığlığı andırıyordu. Mektubu ikinci kez okuma gücünü kendimde bulamadım.
Bosna, faşizmin en korkunç biçimlerinin uygulandığı bir saldırganlığın pençesi altındadır. Srebrenica'da çok büyük bir soykırım yapılmıştır ve hala sürmektedir. Dünyanın bunu görmemesi için kör olması gerekir. Ya dünya gerçekten kör? Ya da bu katliamı bilerek onaylıyor. Dünyaya mesajımız açıktır. Bizim savunmamıza katılmak zorunda değilsiniz. Yeter ki ellerimizi çözün ve kendimizi savunmamıza izin verin. Çocuklarımız öldürülürken, kadınlarımıza tecavüz edilirken, kutsallarımız harabeye çevrilirken yeter ki kendimizi savunma hakkı verin. Teşekkür ederim. Baba. Ümidimi yitirmek üzereyim Bakir.
Eğer Allah yardım etmezse... Bosna Hersek yok olacak. Ve biz... Hepimiz... İzin verirsen... Bana daha önce öğretmiş olduğum bir şeyi sana tekrar hatırlatmak istiyorum baba. Ümitsizlik durağına varmadan hiçbir peygambere Allah yardımını eriştirmez demişti. Ta ki kendinden ve başkalarından şüphe edene kadar. Ne kendine güven, ne de başkalarına. Ve illa rabbike ferdam. Yalnızca Rabbine dayan. Haklısın Bakir. Yanlış yaptık. Batı bizi aldattı. Dostlarımız bizi yalnız bıraktı. Ve biz onlara güvenmekle hata ettik. Her şey bittiğinde bir gün... hatırlayacağımız şey... düşmanlarımızın sözleri değil... dostlarımızın sessizliği olacak. Ve... sadece Rabbine dayan. Başkanı Tücüman arıyor. Tücüman sürpriz bir şekilde Sırplara karşı ortak hareket önerdi. Ne acıdır ki savaşın bir kazananı olmayacağını yeni anlamış görünüyor. Her şey bir anda nasıl değişebiliyor. Şüphesiz ki hesapların üzerinde bir hesap vardır. Sıra. Ben o surede hep her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır ayetlerine odaklanırdım. Meğer son ayetteymiş hakikat. Ve ilahe Rabbik efendim. Allah yardımcın olsun Ali. Sen iyi bir adamsın. Hayırdır Bayro? İki gündür harekat başladığından beri ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu, ölüm korkusu mu sardı? Yok. Ölmekten değil. Sözümde duramamaktan korkuyor. Ama sen bana söz verirsen rahatlarım. Ölsem de gözüm arkada kalmaz. Pop pop, yüreğimi ağzıma getirmenin ölmesine sözü neden bahsediyorsun Bayro? Bana bir şey olursa... defteri Aliye'ye sen götüreceksin. Allah canını almasın be Bayro. Ben de ölürsem cesedimi Saraybosna'ya kadar sen taşı diyeceksin sandım. Bu boşta. Ne diyorsun? Götürecek misin? Götüreceğim, götüreceğim. Ama benim de bir şartım var ha. Bana her gün o defterden bir sayfa okuyacaksın, tamam mı? Ne taşıdığımızı bilelim, değil mi? Tamam, okurum. Naniç bu. İzzet Naniç. Naniç'in Hamza Birliği. Oo,
Bayro, demek sen de buradasın. Hoş geldin. Hoş bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Efsane olmuşsun burada. Senin için Titon'un nükleer sınavını bulan adam diyorlar. Allah yardım etti komutanım. Amenna. Aferin Bayro. Aferin, gurur duydum. Sağ ol komutanım. Komutanım, telefon var Saraybosna'dan. Kim? Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç. Allah! Başkanım? İstanbul'lu. İnşallah bizim defter meselesini söyler. Adamın işi gücü yok. Senin defterle mi uğraşacak be Bayro? Deli misin? Neyse. Emin olmazsın İstanbul'lu. Tabii. Emredersiniz başkanım. Gözün aydın Bayro. Cumhurbaşkanı ayağına geliyor. Ramo, sevgilim. Ramo, güzelim. Zahir, başını eğmek ya da onu gururla dik tutmak. Köle olmak ya da özgür bir halk olarak kalmak. Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız. Vay be. Bunlar hakikaten bilge bir adamın kaleminden çıkmış sözcükler Bayro. Yanasandın İstanbullu. Sen de bunları en baştan benim uydurduğumu düşündün değil mi? Evet. Kusura bakmıyor be Bayro. Ben de herkes gibi Bayro kim, Ali'ye kim diyordum ama. Bayro kim o belli. Bunu sen bile öğrendin. İstanbullu, sen söyle bakalım. Bizim başkan için ne düşünüyorsun ha? Vallahi Bayro, o kitaptaki sözcüklerin yerini tutmayacak ama Ali'ye sadece olmak istediğim değil, ölmek istediğim türden bir adam. Fırat.